Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Gillian Jansör, Toronto'da yaşayan bir sanatçı. Tamamen doğadan temin ettiği malzemelerle heykeller tasarlıyor. Tamamen özgün ve ilginç heykeller. Gillian ilk heykelini 1991'de yapmıştı. Doğal malzemelerden bir eser meydana getirmek ona tarifi mümkün olmayan hazlar veriyordu. Organik maddeleri ve kalıntıları yeniden bir heykele aktarmak, bir şeyler vermek, geri ödeme yapmak, çevreyle hem manevi hem de fiziksel bir bağlantı yaratmasını sağlıyordu. 1998'de Adem ilk insan heykeli üzerinde çalışmaya başladı. Gillian doğadan ilham aldığı için eserlerinde de hep bunu yansıtırdı. Adem heykeliyle yani ilk insanla insanlara bir şeyler anlatmak istiyordu. Bu yüzden Adem heykelini midye kabuklarından yapmayı tercih etti. Bu çalışmadan çok daha önce Lilith heykeli de yapmıştı. Lilith efsaneye göre ilk kadındı. Heykel yine doğayı yansıtıyordu. Kemikler, yumurta kabukları ve kurtulmuş bitkilerden yapılmıştı. Gillian, sanatın her zaman doğanın sunduğu hediyelerden yararlanılarak yapılmasını savunan atavistik, ilkel, basit bir anlayış tarzına sahipti. Adem heykeli için midye kabuklarına ihtiyacı vardı. Bunları özel yerlerden temin etmek istiyordu. Toronto'daki Çin mahallesinde karar kıldı ve bol miktarda mavi midye satın aldı. Midye kabuklarını gördüğünde harika diye bağırmıştı. Onlar kas çizgilerini birebir yansıtabilirlerdi. Gillian aldığı midye kabuklarını bileyledi. Onları saatlerce zımparaladı. Elinde dişçi matkabıyla günün yarısını kabukları şekillendirerek geçiriyordu. Doğal olduğunu düşündüğü için her yere onları koyuyor, odayı havalandırmak için ekstra bir çaba harcamıyordu. Adem heykelini bitirmek tam 15 yılını alacaktı. Heykel bittiğinde Gillian hiç tahmin etmediği bir sonla karşı karşıya kalacak, büyük bir şok yaşayacaktı. Yıllar sonra Gillian heykeli bitirmişti. Heykel tam istediği gibiydi. Sanat kariyeri istediği noktada olsa da sağlık kariyeri geçen 15 yılda bir hayli geriye gitmişti. Gillian'da görülen ilk semptom geçmek bilmeyen baş ağrıları ve kusmaydı. Otoimmün hastalığına yakalandığını düşünüyordu. Otoimmünite, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı bir durum. Daha önce de bu hastalığa yakalanmıştı. Son dönemlerde adını çok sık duyduğumuz bağışıklık sistemi normalde bakteri ve virüse karşı koruma sağlar. Bu yabancı işgaller karşısında savunma hücrelerini devreye sokar. Ancak bu hastalıkta durum tam tersi. Ama zaten Gillian'ın da hastalığı bu değildi. Onun düşmanı çok daha yakınlardaydı. Gillian'ın durumu 15 yıl boyunca sürekli kötüye gitti. Beyni adeta bir sis bulutu gibi olmuştu. Kas ağrıları yakasını hiç bırakmıyordu. Hafıza kaybı ileri seviyelerdeydi. Kendisini sürekli çaresiz hissediyordu ve kaygı nöbetleriyle boğuşuyordu. İştahsızlık yüzünden 20 kilo vermişti. Kendi yazdığı bir makalesinde sol kulağının tamamen sağır olduğunu duyurmuştu. O kadar zayıflamıştı ki onu dışarıda görenlerin dikkatini çekiyordu. Daha da acısı, dostları ya da akrabaları dışarıda Gillian'ı gördüklerinde onu tanıyamıyorlardı. Kendisi bile bazen dostlarını hatırlamakta güçlük çekiyordu. Düşman 15 yıldır en yakın dostu olan midyelerdi. Midyeler mikroskobik deniz canlıları ve planktonlarla beslenir. Yiyecek bulmak için çevrelerini keşfederken bir yandan da vücutlarında toksinler biriktirirler. Bu nedenle genellikle suyun toksisite seviyesini belirlemede kullanılırlar. Midyeler alınır ve suya yerleştirilir. 2 ile 3 ay sonra midyeler yeniden toplanır ve kontaminasyon seviyeleri değerlendirilir. Semptomlar baş ağrısı ve bulantı hissiyle başlıyordu. Aslında Gillian daha önce de birçok kez doktora görülmüştü ama kesin bir tanı konamamıştı. Doktorların herhangi bir toksik maddeyle temasın oldu mu sorusuna "Hayır, hep doğal malzemeler kullanırım." demişti. Halbuki sağlığını kötü yönde etkileyen şey sağlıklı zannettiği midye kabuklarıydı.
Jillian, hükümetin zararlı yiyecekleri piyasaya sürmeyeceğini, halkın güvenle tüketebileceğini söylediği midyeden herhangi bir zarar geleceğini düşünmemişti. Doktorların bile çözemediği bu hastalığı, yakın dostu Royal Ontario Müzesi'ne çalışan Profesör Doktor John çözmüştü. Ağır metal zehirlenmesi yaşayabileceğini söyleyip onu bir doktora yönlendirdi. Jillian'a, insanlar bu tür deniz canlılarının aslında ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller demişti. Araştırmalar ve tıbbi testlerden sonra Jillian'ın ağır metal zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Sanısı onu öldürüyordu. Ya da daha doğru bir tabirle ihmalkarlığı. Jillian'ın uzun zamandır Toronto Çin mahallesinden satın aldığı mavi midyeler Kanada kıyılarına değen Atlas Okyanusu'ndan geliyordu. Ah bu Çinliler. Bilim, kabuklu deniz ürünlerinde yüksek seviyelerde deniz biyotoksinleri olduğunu biliyor. Bunları tüketen insanların bazıları Jillian'la aynı kaderi paylaşıyor. Jillian ilk değil, son da olmayacak. Kanada, ülke içerisine satılan deniz canlılarının güvenli bir şekilde tüketilmesi için oldukça etkili programlara sahip. Ancak bu programlar kabuk kısımlarını değil, içindeki yenilebilir gıdayı kapsıyor. Jillian'ın olayı daha çok saatlerce midye kabuklarına temas etmekten kaynaklanıyordu. Doktora giden Jillian hemen incelemeye alındı. Tanıdan sonra Jillian'ın vücudunda yüksek oranda kurşun, arsenik ve metal cıvı olduğu anlaşıldı. 15 yıl boyunca midye kabuklarına çok uzun süreler dokunması yüzünden bu maddeler vücudunda birikmişti. Vücudun yumuşak dokularına biriken bu ağır metaller yavaş yavaş etkisini gösterip en sonunda da hastayı öldürebilir. Jillian Jensen günde 12 saat çalışıyordu. İnsan havalandırma sistemi çalışıyorken bile midye tozunu soluyabilir. Bu tozlar farkında olmadan Jillian'ın hayatını mahvetmiş, hayatının epilog bölümünü oluşturmuşlardı. Belirtiler miktarı ve metale bağlı olarak değişkenlik gösterir. Vücutta bulunan kurşun, arsenik ve cıva gibi metallerin kas ağrısı, depresyon, baş ağrısı, uyuşukluk ve iştahsızlık yaptığını biliyoruz. Bunlar vücudumuzdaki hayati organlara telafisi olmayan zararlar verebilirler. Endüstriyel maruziyet ve çevre kirliliğiyle beraber her gün kullandığımız ürünler ve kontamine deniz ürünleri ağır metal zehirlenmesi yaşamamıza sebep olabilir. Vedat Milor izleyenler 2018'de elinin titrediğini fark etmişlerdir. Bu tip durumlarda akla ilk olarak Parkinson hastalığı geliyor. Ancak asıl durum cıva zehirlenmesiydi. Aşırı deniz ürünü tüketmekten kaynaklanan cıva zehirlenmesi. Bu tamamen şeyden oldu. Balıktaki cıva olayı. Ülkemde yediğim balıklarda ve kabuklarda özellikle midye cıva farkında olmayan ben muazzam yükseldi cıva. Doktor Ümit Aktaş'a bir gün bir anne ile kızı geldi. Henüz 12 yaşında olan çocuğun 2 senedir mide bulantısı, harsizlik ve hafıza kaybı gibi sorunları vardı. Doktorun koyduğu tanı aplastik anemi oldu. Devreye hemen tedavi için kemoterapi ilaçları ve kortizon girdi. Küçük kız zamanla ölüm neşiğine geldi. Doktorlar bu durumun sebebini merak ediyorlardı. Çok daha sonra asıl sorunun ağır metal zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Kaynaksa daha da ilginçti. Annesi toz makinesinin yüzeye çizildiği için alüminyum folyo ile kaplamıştı. Sonunda kızın vücudunda yüksek miktarda alüminyum birikmişti. Yediği her toz hayatından aylar çalabilirdi. Ama genç olmasının avantajlarını kullandı ve iyileşti. Jillian o dönemlerde hep öleceğini düşünüyordu. Ölmeden önce yapmak istediği tek şey Adem heykelini tamamlamaktı. Kötü bir halde de olsa heykelini tamamladı. Hastalığını öğrendikten sonra heykeline Güzel Ölümüm ismini verdi. Jillian hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi. Asla da iyileşemeyecek. 15 yıllık bu süre onda kalıcı etkiler bıraktı. İleride Parkinson ve Alzheimer hastalığına yakalanma riski çok yüksek. Bu durum sanatçılarda sıklıkla görülüyor. 1713 yılında İtalyan bir doktor ilk kez bu hastalığı vurgulamıştı. Gün aşırı boyaya maruz kalan bir ressamın vücudunda kurşun birikmiş ve kurşun zehirlenmesi sonucunda baş ağrısı, anksiyete, nöbetler ve hafıza kaybı yaşamıştı. Çok ünlü ressamlar Michelangelo, Goya ve Vincent van Gogh bile benzer bir durumdan muzdaripti. Aşırı kurşun zehirlenmesine bağlı kabızlık. Painter's Colic.
Jillian hala heykel yapmaya devam ediyor. Artık daha ihtiyatlı. Asla midye kabukları kullanmıyor ve kullandığı her malzemenin künyesine bakıyor. Röportajlarından birinde şunları söyledi. Onu düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü onu yaparken ilk insan algısının yeniden düşünülmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Başlangıçta insan tüm hayvanlar üzerinde korkunç bir egemenlik kurdu. Bu da bizi çok kötü bir yere götürdü. Tabii ki ilk insanı temsil eden bu heykelin çok zehirli olması ve beni zehirlemesi oldukça ironikti. O canlılara da bunu bizler yaptık. Yaşam alanlarını kirlettik. Bu zehri sulara biz döktük. Aslında onlar beni değil, biz onları zehirledik.